Ben tam 8'e 1 kala geldim de işte klasik. Ben bilgisayar değiştirdim, bir şeyler oldu. O kablo oraya olmuyor, o mikrofon oraya hiç olmuyor. Ben biraz lakiyimdir ya şey. Hiç kaçırmam da şey. Teknolojik zımbırtı benim elimde değil. Bir de çok hareket ediyorum bu ara. Bir o evdeyim, bir başka bir yerdeyim falan. İşte böyle. Aman hocam, dikkat edin kendinize. Ben ne diyorum? Siz ne diyorsunuz? Güzel hocam, evden çıkamıyorum ki. 10 ders aldım. Anladım. Güzel. Ben de çıkamıyorum. Çok ders veriyorum. Ama WoW var. WoW olduğu için rahatız. Aa, Shadowlands de çıktı. Shadowlands de fena değil. Ama klasik varken yani onlar amatör eğlendirir ya. Şey onlar. Ölmeyi sevmeyen için oyun değil mi ya yeni WoW? Galiba öyle ya. Galiba değil öyle ya baya. Hocam çok uzun süredir WoW takip etmiyorum. Abi ben sadece 2003'te çıkan betasından beri oynuyorum. Öyle küçük bir sıkıntım var. Ya, çok küçük sıkıntıymış hocam. Slightly problem yaşıyorum. Adam gelmiş bunu Hazlandet yazdı gerçekten. Gelmiş bulunmaktadır. Geldim evet merhaba. Selam. İnsanlar merhaba. Merhaba böyle şey geldi. Evet herkes Herkes baş buradaysa. konuşta. Evet herkes buradaysa başlayalım. Uğur ne haber nasılsın abi? İyidir abi, sizin sorunuz. İyi canım teşekkür ederim. Geliyor musun diye teyit etmem bence muhteşemdi. Çok iyi. Emin oldun geldiğime yani. Ya risk atmamak Güzel gerekiyor. güzel. Gelmiyorsan mesela ne değişecek? Ne olacak acaba? Çok acayip olmaz mıydı? Gelmiyor. Hocam ben boş yapmaya devam ederdim. En kötü. Güzel güzel. Harik güzel durumda ya. Güzel güzel. Anladım süper. Her yerde bir şey olmuş. Bu sizin orası. Bu Ender bana mesaj atmış. Ben Evet aldım. evet defund'um. Evet çünkü işte bir takım sebepler yüzünden defund'um. Ne yapıyoruz ya böyle şey mi? Hemen başlıyorum, bitiriyorum ve olaysız dağılıyor muyum? Yoksa ne yapıyorum? Ne yapmalıyım? Anlatın. Herkes hoş geldin diyelim hocam bir. Ondan Tamam. sonra siz ne yapmak Buyurun. istersiniz? İşte tamam bana kaldınız. Evet. Buyurun. Kaldık hocam. Estağfurullah. Şimdi gelen herkese teşekkürler. Bu akşam Ertuğrul hocamızla beraber güzel bir sohbet yapacağız. Çok bir hafta sonu eğitimlerimiz var. Hafta sonu eğitimlerimiz kontenjanlı. Kayıt olmadıysanız lütfen kayıt olun. Hatta eğitimleri de söyleyelim. Bu cumartesi 13.30'da Mahir'in vereceği Blender atölyesi var. Pazar günü de Bengus'un vereceği pazar 13.30'da eğitim var. Kontenjanlı. Linkleri bulunmakta hem Discord'da hem WhatsApp'ta. Onun dışında başka bir duyurumuz yok. Sözü size bırakayım hocam. Nasıl bu kadar mı? Ya Bu kadar hocam. Anladım. Okey. Nasıl gidiyor kulüp? Onu sorayım bari de. Her türlü muhabbet ederiz. Gidiyoruz hocam işte. Etkinliklerimizi düzenliyoruz, eğitimlerimizi ayarlıyoruz. Sonra ben Ben felsefeyle uğraşıyorum. Öyle. güzel. Ben düzenli olarak gelmeye devam ediyorum belli ki. Yani hocam güzel oluyor ama sohbetler Eyvah şimdi. eyvah her zaman ya. Yani yaklaşık 120-150 kişi yeni kayıtlar da var bu yıl. O yüzden yani öyle hesaplayın. Bence güzel, süper. Elinize sağlık. Daha güzel olsun, daha kalabalık olsun. Ama aktif olsun. Discord'da güzel. O yüzden elden geçirdik hocam. İyi Geçen yıl yapmışsınız. beğenmişsiniz, görmüşsünüzdür. Güzel, güzel. Yok, geçen yıl şey geldim. IRL'ye geldiğim için şey, Discord'u yeni görüyorum. Ne güzel hocam o Geçen zaman. yıl böyle bir şey yoktu ya. Geçen yıl geldim değil mi Uğur ben yine? Bilmiyorum artık hatırlamıyorum. Geçen yıl yıl geldim. hocam. 14. yıl geldim. Evet, geliyorum işte. Anladım, okey, süper. O zaman ben share screen usulümü gideyim. İsterseniz hocam size bağlı. Tamam, siz canlı yayın da yapıyorsunuz galiba da hani nereden nereye YouTube'a Discord'u. yapıyoruz. Ha, Yani okey. ekran paylaşmanız sıkıntı değil. Okey, işte onu soruyorum. Teknik aksaklıklar olabilir. Ben go live dedim. Şunu da büyütmeliyim galiba. Şimdi şöyle, slideshow yaptığım zaman herkese tam ekran değil mi şu anda? Evet. Bir dakika böyle yapınca küçüldü. Tamam. Şey beni görmek istiyor musunuz? Ben kameramı bunu yaparken kameramı açamıyorum. Böyle bir opsiyonum yok. Değil mi? Galiba zaten Discord'da 25 kişinin üzerinde Evet izin evet. vermiyor hocam. Aynen öyle. Çünkü pay the price diyor. Para yok. Tamam kamerayı şeyde açarız. En son muhabbet ederken bir takım kameralar açılır. Şey yapıyoruz hocam biz. Kamera app'ini açıp onu şey screenliyoruz. Tamam. Yani ne gerekiyorsa yani muhabbet olsun diye dedim. Şöyle son bir kere daha emin olayım. Süper süper süper. Hocam tam ekranını göremiyoruz galiba ama. Şu anda görüyorsunuz. Evet. Evet.
Okay. Ama slideshow başlatınca galiba diğer ekranı gösteriyor. Bakalım. Sağ yapıyorum. Yara gitti mi? Sol yok sağ oldu mu? Sol sağ oldu mu? Okey. O yüzden böyle kalmak zorunda. Tamam. Okey. Böyle kalmak zorunda o zaman. Şu anda okey galiba değil mi? Ekranı da paylaşabilirsiniz hocam. Window'u değil de. Tam ekran yaptıktan sonra hocam paylaştığınız ekranı değiştirirseniz çözülecek galiba ama. Tam ekran yapın sonra Discord'a dönüp paylaşımı değiştirin. Ama tam ekran yapıp Discord'a bir daha nasıl döneceğim? O biraz zor olacak. Ha alright doğru. You are right. Let's see. Hocam. Şimdi önce bir share screen'imi stop streaming diyorum. Sonra screen diyorum. Slideshow. Evet. Gerçekten. Magic. Ama bu sefer asla kapatmam gerekiyor buraya galiba. Okey. Şimdi ben sağ yapınca sağ oluyor mu? Yandaki slide'e gidiyor mu? Bazen bir de öyle bir problem oluyor ya. Oluyor mu yan slide? Şu an her şey yolunda hocam. Okey süper. Arkadaşlar merhaba. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için öncelikle. Ben Ertuğrul Süngü. Bahçeşehir Üniversitesi'nde dijital oyun tasarım bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Yaklaşık hızlıca şöyle bir anlatayım. İşte 2008 yılından beri galiba Level dergisinde yazıyorum. Aynı yıldan beri de oyun sektöründeyim aynı anlamda. Birçok yer danışmanlık verdim. Hala da bir yerde falan veriyorum galiba şu anda. Danışanlarım oluyor. Oyun sektöründeyim. Aynı zamanda Chip Online, PCNet gibi dergilerde de yazdım. Sonra PCNet battı. Chip Online'da da ara ara yazmaya devam ediyorum teknolojiyle alakalı. Yani sadece oyun değil. Teknolojide ilgileniyorum. Yakın zaman işleri olarak Guinness World Records Türkçe Edition'ın editörlüklerini ben yaptım. Yeni çıkmayacakmış bu arada FYI olan Guinness Rekord'un içine katacaklarmış falan ne olacağı belli değil akıbeti 3 sayı çıktı 3 yıl yakın zamanda Türkiye'de ve Türkiye'den de bir oyun çalışma diye bir kitap çıkardık slide'ın sonunda o da var gerekirse onun hakkında da konuşuruz böyle bir kitaba Barbaros Hoca ile beraber editörlüğünü yaptık 18 yazar 14 chapter'lı bir kitap oldu. Efendim söyleyeyim. Başka level tarafı devam. İşte iyi bir nördümdür. İşte çok oyun oynuyorum falan. Onları zaten biliyorsunuzdur. Tanışıyoruz birçoğunuzla zaten. Çok oyun oynuyorum. Ama çok oyun oynuyorum işte gerçekten. İşte roleplay falan çok seviyorum. Uzun yıllar FRP oynattım. İşte artık iş güç şey olduğu için çok FRP oynayamıyoruz. Yani yazık ki vakit olmuyor eskisi gibi. Var işte bir şeyler yapıyorum yani işte akademik tarafına da geçtim. Akademik doktoram Türkiye'deki oyun toplulukları üzerine, Türkiye'deki oyun topluluklarının gelişimi aslında dünyada ve Türkiye'de ama Türkiye üzerinde bayağı bir daralıyor tabii ister istemez. İletişim Bilgi Üniversitesi'nde yaptım iletişimde ama tamamen oyun odaklıydı. Yani Game Studies yapıyorum. İşte buna istinaden de zaten böyle bir kitap işine girdik. İşte ilk kitabımız çıktı. Şimdi ikinci kitapta oyunda anlamla alakalı ikinci kitapta da Call for Paper'ımız var zaten. İşte ayın 10'una kadar sürecek kolu ve bir noktada toparlamış olacağız yeni kitap içinde materyal diye düşünüyorum. Şimdiden bayağı başvuru oldu. Yani hem işin piyasa tarafındayım hem akademik tarafındayım. Bu ara akademik taraf biraz daha ağır basıyor. İşte dergicilik zaten sürekli devam ediyor. Dediğim gibi Level dergisinde her ay. Yeni sayı zaten çıktı. Her yer PlayStation 5 olduğu için. Biz de kapağı PlayStation 5 yaptık hatta. Gibi yani siz hani en sonunda soru cevapları siz sordukça ben de naçizane cevaplamaya başlarım. Şimdi bugün benden Uğur oyun çalışmanla ilgili bir şey istedi. Ben de konu başlığı çok oyun olduğu için mevzu. Hem işte dedim ya hem piyasasında hem akademisinde olunca da çok fazla bileşen oluyor. Bazen ben dağılıyorum anlatıyorum. Bir araya getiriyorum bir araya getirdiklerinden dağılıyorum. O yüzden bugün oyun çalışmalarına doğru giden bir yol dönüştürdüm olan bir sunumu. Yani Türkiye ayağını pek koymadım. Uğur'un yüksek lisans derslerine konuk olmuştum da Kutay'ın dersine, Kutay Hoca'nın dersine. Ondan birazcık daha bahsedip değiştirdim. Dediğim gibi ben olabildiğince oyun çalışmaları şu anda akademik olarak ne durumda, ne yapılıyor, konular neler, neden önemliler gibi bir şey anlatacağım size. Zaten ya, genelde her şey İngilizce ama eminim hepiniz İngilizce biliyorsunuz ama ben zaten Türkçe anlatacağım. Böyle bir baş şeyim var. Bir oyun nedir ondan başlamayı planlıyorum. Naçizane. Akabinde böldüm ama bunun sonu yok. Yani bu bölmelerin sonu yok. Ve hepsinden konuşabiliriz. İşte buraya mesela card gaming yazmadım. Yani card gaming de hakkında ayrıca konuşabiliriz falan yani. Hani birçok başlık var. Yani aslında bir oyun kültürünü oyun çalışmalarına doğru böyle bir anlatmaya çalışacağım. Bunlar neden var neden yok. Bilen var bilmeyen var gibi bir durumda söz konusu malumunuz. Birçoğunuz hani
yeni yeni tanışıyor da olabilir. O açıdan da değişik olacaktır. O yüzden adım adım gideceğim. Şimdi bizim için Huizinga, bizim derken tabii burada hani Game Studies. Yani bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Game Studies ve Digital Game Design, yani belli noktalarda iki farklı şey gibi duruyorlar. Çünkü birisi tamamen design tarafı, bir tanesi tamamen studies, yani daha sosyoloji tarafı. Yani ben Game Studies üzerine çalışıyorum. Yani daha bir olaya sosyolojik bakıp o açıdan görmeye çalışan taraftayım. Yani benim her ne kadar işte karmaşık oyun mekanikleri gibi dersler veriyor olsam da benim ilgi alanım, yani merak ettiğim ve çalışmayı sevdiğim alan bu daha işte antropolojik, etnografik falan çalışmadan olabildiği alan. Konu böyle olduğu zaman da hani Game Studies ve Digital Game Design ister istemez bir bölünüyor. Farklı açılardan geliyoruz konuya ama sonuçta mevzu yine oyun. Game Studies olduğu zaman da Huizinga devreye giriyor bizim için. Gördüğünüz gibi bir hayli farklı bir dönemden geliyor kendisi aslında. Ve Huizinga araştırırsanız birçok farklı yazısı ve farklı önemli eseri de olduğunu göreceksiniz. Ama bizim için Homo Ludens kitabı Türkçe'ye de çevrildi. Galiba 6-7 baskı falan yapmış olabilir. Böyle bir kırılma noktalarını sunuyor. Yani insanlar özellikle bu 80'ler, 90'lar civarı oyun çalışmalarına başladığı vakit Homo Ludens'ten çok yararlanmışlar. Homo Ludens nedir? Oyuncu insan önermesi. Yani düşünen insan, yürüyen insanın haricinde bir de oyuncu insan önermesi aslında Huizinga'nın. Ve bu birçok anlamda da aslında tutuyor. Burada ne diyor Huizinga? En temelinde insanın doğal olarak yaptığı bir şeydir diyor oyun oynamak. Yani insan bir sebep yüzünden oyun oynamaz diyor. Yani kendi kendine oyun oynar. Tıpkı diyor doğayı incelerseniz, kediye köpeğe bakarsanız diyor, bunlar nasıl kendi kendilerine oyun oynuyorlar durup dururken, insandan aynı bu şekilde oynuyor. Yani playfulness deniyor buna İngilizcesi. Bazı şeylerin tam Türkçesi ben de emin olmayabiliyorum, kusura bakmayın. Playfulness, yani bir oyunculuk hali söz konusu olur diyor. Ve bu aslında bir noktada kuramlaşıyor. Konu işin akademik tarafı olduğu zaman ve buradan gidiyor. Bir diğer önerme ise bir Magic Circle. Magic Circle benim üzerine de birazcık yazıp çizdiğim şeylerden bir tanesi aynı sahne. Magic Circle'da şu, her oyunun o zaman tam olarak kural demiyor ama belli bir işte kurallar çerçevesinden bahsediyor ve bunun penetrasyona kapalı olduğunu, aslında hani onun orada o şekilde var olabileceğini ve dışarıdan gelen bir etkiyle değişemeyeceğini ve değiştirilememeyeceğini anlatıyor aslında. Bence hani günümüzde artık bunu yeniden yorumladığımız zaman bence bu tam eskisi kadar tutarlılık sağladığını düşünmüyorum şahsi fikrim olarak ama böyle bir yaklaşımı da var. Yani diyor ki işte bir magic circle vardır diyor. Buna diyor işte bu her şeyi yaratır. Buna dışarıdan bir çıkış olamaz. Bu tabii Huizinga hep genelde bu işe yeni başlayanlar, özellikle akademik olarak oyun çalışmalarında bulunanlar hep bir referans olarak gösterirler Huizinga'yı. Ama tabii aradan bayağı bir tabii sular aktı etti. Özellikle Jesper Juul devreye girdi. Burada da böyle bir anda adamı da böyle kafası şey koyduk tipini. Bir karakter ortaya çıktı. Jesper Juul bir akademisyen. Gördüğünüz üzere zaten burada bilgileri görebiliyorsunuz. 4 tane kitap var. Bu 4 kitap da birbirinden başarılı. Bunlar açıkçası benim için, hani ben dönüp okumaya başladığımda oyun çalışmalarıyla ilgili bir şey zaten yıl 2014'tü. Çünkü benim yükseğim tarih. Ya ben birazcık interdisipliner çalıştım. Böyle sevdiğim alanlarda çalışmak istedim. Mesela edebiyat çıkışlıyım. İşte Amerika'da Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı falan okudum. Hem işte bir sürü Almanya'da okudum, bir sürü Türkiye'de okudum falan filan. İşte sonra geldim, tarih yapmak istiyorum dedim. İşte Süreyya Faraki'nin burada olduğunu öğrendim. Onunla çalışma fırsatı buldum. Tanımıyorsanız her böyle sunumda anlatırım lütfen. Konu tarihse Süreyya Faraki'yi bilin. Hiç göz önünde olan birisi olmasına rağmen dünyaca meşhur. Falan. Yani oradan ben gittim ve ben okumaya başladığım zaman zaten bu ilk 3 kitap çıkmıştı. Ve hani Jesper Juul'la özellikle işte Half Real'la böyle bir okumaya başladığımda hani hem dili olsun hem anlattığı şeyler olsun bir hayli böyle akıcıydı ve gidiyordu. Hani merak da ettirtiyordu. Acaba ne? Bir yandan da çok bildiğim şeyleri anlatıyordu. Hatta kıskanmıştım da. Ulan adam bizden önce davranmış, kitap yazmış falan gibi birazcık da böyle kıskançlığım ne olmuştu. Sonra kıskançlık gördüğünüz üzere bu tarihlere devam etti. Önemli bir akademisyendir oyun çalışma alanında. Özellikle 2000'ler sonrasındaki birçok noktaya yani nokta atışı yapar ve çok iyi bir şekilde açıklar. Yazımları da çok iyidir. Hani konunun özellikle şimdi baktığınız zaman bugün Game Studies'e ilgili bir şey yapıyorsanız evet Huizinga her zaman bir yerde duruyor ama artık
özellikle değişen çağ ve teknoloji ve altyapıyla beraber tabii ki Jesper'cığın çalışmana bakmak bir hayli önemli. Oh, World of Text. Evet, yani sonrasında olan şey de buradan ludoloji doğuyor. Şimdi ludoloji oyun bilim, tam Türkçe'ye çevirin. Bir de naratoloji var, oyun anlatısı. Bu iki farklı açı, yaklaşım daha doğrusu, ludo yine homo ludens, ludo köken olarak oyundan geliyor zaten. Bu iki kavram özellikle 90'larda bir şekilde pek bir anlaşamıyorlar akademik ortamda. Ve böyle bir birisi diyor ki yani ludoloji oyunun mekaniğinden doğru var olduğunu iddia ediyorken naratoloji de anlatımdan dolayı bir oyun olduğunu iddia ediyor. Ve bunlar böyle bildiğiniz bu iki açı her ne kadar işte belki Türkiye'de bir önemi olmasa da özellikle batılı kaynaklarda bir nevi kapışıyorlar. Hani budur budur bu yaratır bu yaratır gibi. Bunlar tabii 90'lar 2000 başı gibi sonrasında işte elle tutuşup mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar. Diyorlar ki işte sensiz olmaz sensiz olmaz diyorlar bir karar veriyorlar ve bugün aslında dönüşen oyun çalışmaları alanında ludoloji ve naratolojinin birlikte olduğunu tezi savunuluyor. Yani artık bunlar başlı başa bir şey yapamazlar. Tabii özellikle bunlar hep aynı zamanda ben size böyle bunları anlatıyorum ki şeydir de hani ister istemez tartışma konusu da yaratıyor. Yani ben her zaman şey düşünüyorum. Peki o zaman işte bütün narrative driven oyunlara ne yapacağız o zaman? Şimdi bir daha değişti. Bunların barışması çünkü 2000'ler başı. Şimdi işte 2004 mü 2006 mı Fahrenheit serisi Fahrenheit'le başlayan narrative driven oyunlarla beraber işte dünya bir daha bölündü. Değil mi? İşte öbür tarafta narrative driven oyunlar oldu. İşte en son Last of Us falan oynadık. Şimdi bir diğer tarafta da daha da Ludo'nun mekaniklerine ağır bastı oyun türleri çıktı falan. Peki şimdi ne yapacağız? Gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Hatta bunları konuşuruz. Yani bilmemiz gereken konu akademisi olduğu zaman bu işin iki tane farklı açının olduğu. Şimdi bu zor kısım, yani zor derken yani burada bir zorluk çıkartılıyor da tabii ister istemez. Çünkü tek bir definition'ı yok. Yani şimdi burada hepimizin, benim, sizin, buradaki her bir bireyin oyunla ilgili bir tanımı var. Yani beni eğlendiren şey diyen de duydum. Bu mutlu oluyorum diyor. Ama işte onu başka şey de ilgilendiriyor, eğlendiriyor. Ama oyun deyince hakkına gelen şey bu olduğu için oyunu tanımlar mısın diyorum. İşte ben mutlu oluyorum. Mutlu olduğum şey, eğlendiğim şey. Ama yani abi birçok şeyle mutlu oluyorsun. Bir tanım değil ki falan. Önemli değil. Herkesin bir açıklaması var. Mesela Sid Meier'le bir açıklaması var. Mesela ben çok seviyorum Sid Meier'i. Genel olarak da hani böyle bir Sid Meier sevmeyenler de vardır ama tanımayanlar varsa Civilization serisinin aynı zamanda yaratıcısı Sid Meier. Birçok oyunun aslında arka tarafın arka planındaki insan. A Series of Meaningful Choices. Bence muhteşem. Yani hani evet. Ya, hayır diyemiyorum. Ya, işin garibi zaten buradaki gördüğünüz, okuduğunuz şu anda hiçbir açıklamaya hayır diyemeyeceksiniz. Çünkü hepsi de meaningful. Yani kendi içerisinde tutarlı. Ama işte mesela Jesper Juhl'un bir açıklama çabası var. Hani çünkü o şey diyor ya hepsi olacak. Hani ludoloji de olmak zorunda. O mekanikler çalışacak diyor falan. Hani onlar için işte bir rule-based formal sistem olması lazım diyor. İşte bir countful outcome olacak falan. Hani böyle bir çabayla açıklanıyor. Tabi buradaki benim değinmeye çalıştığım nokta oyunun tek bir açıklamasının olmadığı akademik alana baktığımız zaman herkesin konuya farklı bir yaklaşımı olduğu aslında. Ve zaten şöyle gidiyor. Bu Juhl'un 2005'teki ortaya attığı sonra Jesse Shell'in ortaya attığı da bir bu The Art of the Game şey var, kitap var. Bunlar ikisi de farklı kitaplar zaten. Tarihlerin atıflarını görüyorsunuz. Ben bu sağ taraftaki özellikle oyun dendiği zaman ben de artık ben bu modele bayağı okeyim. Yani estetik, mechanics, story, technology kısmına ve bunun işte visible'lık haline ben çok okeyim. Mesela ben oyun dendiği zaman benim kafamda üç aşağı beş yukarı bir şey canlanıyor. Çok genellediğim zaman. Ya bu da çok zor. Şu anda burada birçoğumuz bunda bence zorluk yaşıyordur. Çünkü çok oyunun içinde insanlar olduğumuz için ya da işte olanlar diyelim. Belki aramızda olmayan da vardır ama mesela ben kendi adıma çok oyun sektörünün içinde ve oyunun her dakika, her anında oyunla yaşadığım için benim için bazen çok zor olabiliyor. Hani o yüzden diyorum ki bu benim açımdan bu açıklanan şey çok doğru. Çünkü mesela değil mi artık işte şey de oyun. Hyper casual diye de bir oyun var. Ama birçok insan için o oyun tanımı o oyun değil. O hyper casual. Diyor ki işte o oyun değil diyor. Okey. Tamam. Onun için oyun olmayabilir. Ama onun oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor falan. Hani böyle bir zaten kendi içerisinde sürekli loop'lar ve loophole'ları var zaten. O yüzden
Yani mekanik, bu story, estetik ve teknolojinin bir arada olduğu aslında görece. Şu estetik kısmın daha visible görülür. Teknoloji kısmının biraz daha az göründüğü bir noktada var olduğunu düşünüyorum ben de oyunun. Tabii bunlar tekrardan bakın, bu 2008'de yapılan bir önerme. Jun'un yaptığı 2005'teki olan bir önerme. Oyun gibi bu kadar hızlı hareket eden ve değişen bir alanın da tabii ki de bir dolu argüman ortaya çıkar, çıkacaktır da. Ama unutmamakta fayda var ki, yani ne kadar bunlar yine görece eski gibi gözükse de bazı şeyler de kırılamıyor. Mesela burada yok ama Bartle'ın bir önermesi vardır. Daha doğrusu artık kuramlaştı. İşte oyuncu motivasyonuyla alakalı böyle bir işte şey çizer, oklar çizer, dörde böler. Der ki işte bu online oyunlarda özellikle işte killer vardır, işte socializer vardır, achiever vardır, işte efendime söyleyeyim bir de işte gezen tozan vardır diye dörde böler. Bunun üzerine o kadar çok şey yazıldı ki, oyunlar değişti, tarzlar değişti ama bir şekilde o kuram kaldı. Argüman ettikçe yanına bir şeyler daha eklendi. Olan metin bir şekilde bozulmadı gibi. Ha, 96'da yazıldı. Hala büyük anlamda geçerliliğini koruyor. Yani aynı zamanda bazı şeyler de kalıcı olabiliyorlar. Ona değinmek isterim. Şimdi bu benim önermem. Zaten çok dandik bir görselle olduğundan fark etmişsinizdir. Şuna bir girmeden önce bir saniye bir su içeyim. Şimdi oyun kültürü dediğimiz şey bence çok büyük. Ve hala yakın zamanda insanlar gamer ve player'ın farkını anladı ve bizim toplumumuza zaten gelinceye kadar daha birçok şey ayrımı yapılamadı ama çok zor bir şey yani. Çünkü zaten kimse umurunda değil. Bir oyuncu kültürü söz konusu ama oyuncu kültürü tabii ki de daha batılı bir ekol. Yani batıda çıkan, tabii bu da bir noktada tartışılır. Yani Japonya gibi bir nokta da var tabii ama hani overall'da batılı bir kültür akımı aslında. Bir kültür yaratımı ve akabinde oluşan bir kültür tüketimi tabii ki de. Oyun kültürü dendiği zaman şimdi o player, çünkü biliyorsunuz artık hepiniz. Player ne? Herkes player olabilir değil mi? Oyun oynayan, eline gamepad alan ya da klavye mouse'un başına oturan ya da bir oyun deneyim eden o kişi o anda bir player'dır. Oyuncudur. Düzenli olarak oyun oynayan birisi de player olabilir. Sadece bir oyuncudur. Ama ve lakin gamer bu kültürü tüketen, yani oyunla beraber yaratılan kültürü tüketen kişiye denir. Yani ben gamer mesela, bu da kendi içerisinde klasik bir nerd kavgası değil mi? Ortaya çıkartır. Bence çok eğlenceli yani. Ha, kim daha çok nerd falan, hani kim daha çok gamer? Hani çünkü abi işte sen haftada 3 saat oyun oynuyorsun falan ama ben 15 saat oynuyorum. O zaman ben daha çok gamerim falan. Ya da şey argümanı işte, ben buradaki bütün maddelerle ilgileniyorum. İşte sen, ben sadece board game oynuyorum ve dijital oyun oynuyorum. Ben böyle bir game. Ben daha gamer falan. Bunlar da bizim komünitemizin nerd rage'leridir her zaman. Böyle bir şey yaratabilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Velhasıl kelam, yani oyun kültürünü oluşturan, bu benim önermemdir aynı zamanda, birçok farklı başlık olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebeplerine geleceğim. Tabii az önce de overview'da gördüğünüz üzere buna hepsi değinmiyorum. Çünkü gidemeyiz buradan gerçekten yani. Buradaki ilginç olan şey şu, benim önermemdeki. Şu fantasy fiction'ın yanında bir de sci-fi de olacak bu arada. O ne yazık ki yok. Evet. Yani board game, role play game, digital video game, comics, card games, conventions, accessories, fantasy fiction ve sci-fi. Bence bunların hepsinin birleşimi oyun kültürünü ortaya çıkartıyor. Oyun kültürünün başlı başına olabilmesinin tek sebebi bütün bu alt kültürlere sahip olması. Ama ve lakin alt kültür dediğime bakmayın. Buradaki problem bu şemadan ötürü. Yoksa buradaki gördüğünüz her bir başlık kendisine ait bir ana akım kültür. Tamam, bir alt kültür ana akıma göre ama hani oyun kültürünün altındaki alt kültürlermiş gibi olmasın. Burada bir kafa karışıklığı oluyor geldi. Zaten bence de ilginç olan şey bu. Kendi içerisinde board gaming, role play gaming, digital video gaming, comic, bunların hepsinin kendisine ait kültürel kodları zaten var. Hele işte comics ve şeyin role play gaming zaten hani ages değil mi? Çok uzun süredir var yani falan. Ona rağmen ben diyorum ki bunlar da bir araya geldiği zaman oyun kültürü oluşur. Çünkü benim bu bir noktadan otoetnografik de bir şey. Yani benim deneyimlerimle de ortaya çıkan ve yıllardır sektörde gördüğüm şeylerden de ortaya çıkardığım bir fikir. Ben görmüyorum. Yani ben şeyi bilmiyorum. Abi işte ben dijital oyunu çok oynuyorum ama hayatta board game oynamadım. Ben böyle bir şey duymadım.
Yani ya da işte dijital oyun oynuyorum ama hiç çizgi roman okumadım ve okumayacağım. İşte çizgi roman okumadım olabilir. Neden? Çünkü çok pahalı Türkiye'de. Buna katılırım. Ama okumayacağım, hayır. Ben buradaki yani demem o ki özellikle tabii konu ülkemiz olduğu zaman biliyorsunuz dolar kuru, ithalat vesaire falan bunlara ulaşımlar buradaki yani şunların hepsi ilgileniyorum demek zaten. İnanılmaz zenginsin demek yani hani çok zengin oluyor olman lazım yani hepsi aynı anda aktif ilgileniyor olmaktan bahsediyorum. Çılgın zenginsin demek bence zaten. Ülkemizde zaten zor ama merak etme olay şu ilgi alanı olması ondan bahsediyorum. O yüzden benim argümanım bütün bunlar bir araya gelerek bir oyun kültürü oluşturuyor. Şimdi birazcık adım adım ilerlemeye çalışacağım. Önemli olanlardan bir tanesi kesinlikle board game'ler. Neden? Çünkü tarihi buraya gidiyor. En son yapılan kazılarda hala bir makale yayınlanmadı. Geçen yeniden baktım da bulamadım. Başarı kazılarında işte tarihini görüyorsunuz yani. Tam nereye tarihlendi? Kesin olmamakla birlikte çünkü kurallarına dair bir tablet bulunamadı. Kil tablet bulunamadı. Oyun olduğuna emin olundu ama. Taşların şekillerinden ve ortaya çıkartacakları sistemden mütevellit. 49 parçalık bir oyun bulundu. Ve yani bu bir anda her şey değiştirdi. Çünkü zaten başarı ilk her şey değiştirdi biliyorsunuz yani zaten. Bir oyun. Yani düşünün bundan bilmem kaç bin yıl önce insanlar bir yerde işte tanrılara tapınıldığı düşünen bir yerin bir kenarında bir de oyun oynanıyormuş. İşte insan merak ediyor acaba nasıl bir oyundu, nasıl kuralları vardı. O yüzden board game'lerin atası olarak şu anda bu adı konulmuş taşlar sağlıyor. Tabii bundan öncesi yani bir yakınına geldiğimiz zaman çok ilginç. O da Royal Game of Ur diye. Bu arada hep söylerim uygulaması var. İndirip iOS ve Android'de var. İndirip oynayabiliyorsunuz. Yani bulununcaya kadar bu da işte yakın zamanda yakın dedim bir yıl önce falan çıktı galiba. Yani bir buçuk yıl maksimum oluyordur galiba. O zamana kadar bildiğimiz eski oyunu Ur'du. Bu oyunu geçen işte yaklaşımda da söyledim. Muhteşem bir oyun arkadaşlar bu. Çok eğlenceli. Çok seversiniz. Yani neden şu anda böyle bir mass production yok bilmiyorum. Yapmışlar gerçi şeyini de. Bu orijinal tahtası. Sümer medeniyetine ait. En büyük esprisinde en büyük esprisi orijinal tahta bulunuyor. Taşları bulunuyor. Zarları bulunuyor. Ve en önemlisi kural tableti bulunuyor. Oyunun kuralları biliniyor. Ve bu muhteşem bir şey. Daha da ilgincini söyleyeyim size. Expansion yapmış adamlar. İnanılır gibi değil. Eklenti kuralları var. Eklenti kurallarını bulmuşlar. Hatta bir tane video var işte. Bu müzedeki abinin olduğu bir tane çocuk onunla. Board game çocuk video çekti. Çok güzel. Araştırırsanız böyle YouTube'dan bulursunuz. Oturun izleyin. Çok tatlı böyle bir profesörle birlikte şey yapıyorlar, çekiyorlar videoyu. Orada oynuyorlar. Ve oyun çok bir yarış oyunu. Yani şuradan başlıyordu galiba doğru mu söylesem. Hani başlıyor iki tarafta zar atıyor. 4 tane D4 kullanıyor. Burada FRP'ye aşina olanlar bilirler zaten. D4 zar kullanıyor. Wizard Hit Point'i rolü dice'ı ne yazık ki. O dice'ların en üstündeki gelen nokta sayılıyor. İşte 4'ünde de üst nokta gelirse 4 kare ilerleyebiliyorsun. İşte kaç gelirse o kadar kare ilerliyorsun. Taş kırma var. İşte buradaki belli noktalar safe point'ler. Galiba şu falan safe point'ti. Bir yer var o double yapıyor. Bir daha zar attırtıyor sana. Efendime söyleyeyim. Böyle bir yarış. Kırma olduğu için çok ilginç. Aynı anda birden fazla taşını buraya sürebiliyorsun. Ve işte en hızlı buradan başlıyorsun. Devam ediyorsun ve kendi line'dan çıkmaya çalışıyorsun. En hızlı bitiren kazanıyor. Ya gerçekten oynayın ya bir daha söylüyorum. Çok yani şans faktörüyle stratejinin çok iyi kombinasyonlarından bir tanesi. Ve oyun şey olarak da çok iyi. Hani hep argüman ederiz ya işte setuplar çok uzun sürüyor, oyunlar çok uzun sürüyor. Özellikle işte böyle büyük board game oynayanlar bilirler ne bileyim. İşte World of Warcraft'ın board game oynadıysanız geçmişte ya da işte yakın zaman Sight falan oynadıysanız ya da Excel Alliance oynadıysanız setup zaten 1.5 saat falan. Bu daha birçok açıdan çok iyi. Hem çok hızlı oynayabiliyorsunuz hem çok hızlı bitiyor hem çok eğlenceli gibi. Dediğim gibi ilginç olan şey Mezopotamya Sümerlere ait olması ve oradaki herkese etki etmiş. Onları da çok fazla oyun koymadım şu anda ama araştırırsanız siz de göreceksinizdir. Sonra Senet var. Bir diğeri de Senet. Önemli oyunlardan bir tanesi olarak sayılıyor. Senet'in esprisi, yani Senet'in kuralları tam olarak bilinmiyor.
3 tane varyasyonu var. Şu anda yaratılmış olan. Üçünden bir tanesi olacağı düşünülüyor. Yani bunlardan bir tanesidir gibi bir iddia var. Tabii buradaki önemli olan şey oyun, yani Mısır medeniyetin aslında kültürünü oyuna yansıtıyor olması. Yani bu özellikle kader kısmını, öyle hani kader ve şans var. Oyunda da bu var. Ve bunu direkt olarak kullanmışlar. Tabii işte burada da belirttiği gibi Book of Dead'de de bahsediliyor falan. Her anlamda hani kültürlerine, gündelik hayatlarına girmiş olan bir oyun olduğunu biliyoruz senetin. Duodicum Scriptorum. Gördüğünüz üzere bir nevi dama. Roma dönemine ait ve Roma'da bununla ilgili çok fazla buluntu var. Oyunun birkaç tane, birkaç farklı versiyonu olduğu biliniyor. Araştırırsanız yine ben böyle birazcık size göstermek için koydum bunları. Birçok detayını bulacaksınızdır. Çünkü Roma'da bu oynanıyorken tabii tamam bir sonraki pardon. Burada bir de Roma ile alakalı heksek var. Ya, heksek diyorum. Seksek var. Yani seksek için gerçekten bu insanların bir yer yapmış olmaları bence muazzam. Kuralları bilindiği kadarıyla aynı. Bugün hani sizin jenerasyonunuzda kalan da inanın bilmiyorum ama benim jenerasyonum aynı şekilde aynı. Sadece hazırda bir yer olması kendiliğinden bunu bir board game kategorisine sokmuş durumda. Tabii ki bence bir noktada tartışılır ama hazır bir yer olması açısından bir board'u var gerçekten de yani. Gidip yolda heksek oynayabiliyorsunuz. Tabii Oxford sözlüğündeki bunu birazcık daha da bakmak lazım. Çok geç bir şekilde hopscotch var. Acaba önce ne deniyor diye de birazcık baktım ama etimolojik olarak bulamadım. Acaba Roma'da ne deniyor diye birazcık daha araştırmakta fayda var. Ama önemli olan bir seksek oyununun Roma dönemi olması. Ben bundan bahsediyorum. Yani bu Germenik ve Keltik tarafı yani şuna kıyasla özellikle yakın zamanda yine bir Netflix dizisi olan Barbarian'ı izleyenler de bir şey olmuştur. Germen ve deyince hemen Roma. Bu oyun modeli, bu tough game'ler tek değil. Birçok versiyonu var. Tahtanın farklı kullanımları var. Ama yine muhteşem bir kültürel yansımadır. Neden? Çünkü oyun tahtası sürekli bir yerde durup bir yeri savunmaya çalışan ve bir yeri elde etmeye çalışan piyonlardan oluşur. Görece zor bir oyun. Ama hani alıştıktan sonra çok da şey olmuyor hani böyle denemiyorsunuz ama hemen anlaşılmıyor her şey bence. Farklı versiyonlar var dediğim gibi. Bence bakın ve dediğim gibi en önemli nokta benim için o kültürel hal, hareketi çok iyi bir şekilde masada yansıtıyor olması. Yani günlük kabilelerin yaptığı şeylerin, stratejilerin ya da hal, hareket ve savaş durumlarının board'a yansılması olarak görebiliriz. Şimdi oyun board game'lere böyle baktığınız zaman yine Wall of Text tabii biliyorum ama en önemlilerinden bir tanesi çok hızlı günümüze geldiğimiz zaman ve şöyle bir günümüz dünyasını rarladığımız zaman Landlord's Game ile başlıyoruz. Elizabeth Maggie. Georgizm'e her zaman bakın derim. Çünkü konu Georgizm. Şurada zaten Landlord's Game. Bu ilk prototipi aslında her zaman da görmüş olduğunuz üzere Monopoly'nin bir noktada başladığı yer diyebiliriz kendisi için. Akabinde tabii zaten sonrasında Monopoly'ye dönüşecek o 1935'te ama temelleri Elizabeth Maggie tarafından atılacak. Euro Games diye bir sonrasında tabii bu iş böyle gidecek. Tabii ben çok büyük dönüm atlıyorum ama Euro Games'e dönecek. Euro Games nedir? Tabii bunun daha böyle ne değerli bir açıklaması var ama şu andaki haliyle bizim bu bildiğimiz Alman ekolü diye tabir edilen oyun modeline giriyor. O da ne oluyor işte şurada gördüğünüz gibi less abstract than chess or go but more abstract than war games. Daha iyi bir açıklaması bunu bulamadım. Gerçekten. Yani bu abstract olma haliyle olabilir. Çünkü birazdan war game'ine de bahsedeceğim. Bu kategoriye Euro game deniyor. İşte az önce verdiğimiz oyunlar gibi mesela işte Sight iyi bir örnek. Yakın zamanda bayağı meşhur olmuş oyunlardan bir tanesi. Yani şöyle baktığım zaman ne bileyim Ticket to Ride Europe da sayılabilir. Terraform ve Mars da sayılabilir. İşte bu Wingspan falan var. Warhammer, Manchester, Forbidden Stars var. Bunlar hep European Games. Tabii en başı bunların Catan. Onu da biliyorsunuz. Zaten akabinde de Catan devreye giriyor. Yani Catan'ın ortaya çıkması aslında bir kırılma noktası
ortaya çıkartıyor. Çünkü Katan'ın oyun mekanikleri, oyunda sunduğu şeyler, yapılabilirliği ve daha da önemlisi aslında Almanya'da board game'in bir kültür tüketiminin olması. Yani daha eskilerden beri gelen bir tüketim olması ve Katan'la aslında bunun patlaması. Yoksa hani durdular, Katan'da bir oyun yaptılar ve hey herkes bir anda board game oynamaya başladı. Çok süper oldu değil mi? Bak iyi oyun yapmıyorlar Türkiye'de ile alakalı olan bir durum değil. Konu kültür. Konu kültürün tüketimi. Burada zaten Almanya'da bir board game tüketimi vardı. Katan onun zirvesi ve patladığı nokta oldu ve Katan hala biliyorsunuz ki en iyi board game'lerden birisi olarak anılır. O zamandan bu zamana gelen de işte Almanya'da tabii birçok şey olduğu gibi bir çok büyük bir oyuncak fuarı var burada yazanından hariç. Yani toy, direkt oyuncak. O da Nürnberg'deydi doğru anımsıyorsam. Oraya bir bakın ya. Orayı bir Google'layın. Yani dünyanın en büyük fuarı gerçekten orası galiba. Çünkü otobüslerle fuar içerisinde otobüste geziyorsunuz. Hani yani çok büyük bir kampüs düşünün, işte o kadar büyük. Ve hani her yıl otobüste gitmeniz gerekiyor gibi bir oyuncak fuarı var. İşte bu ekole her anlamda yatırım yapan bir kültürde de bu da Spiel diye de board game için bir etkinlik var. O Essen'deki Spiel'de de her yıl bayağı binlerce insan gidip board game oynuyor, board game'lerini tanıtıyor, board game satın alıyor gibi bir dünya söz konusu. Tabii 95'teki diğer halde Fantasy Flight Games. Bu ara bayağı bir düşüşte tabii Fantasy Flight Games. Yani bu arada değil son 3 yıldır falan ama o bir dönem doğru anımsıyorsam 2010 olmadan önce o bir ara bir giriş yaptı Fantasy Flight çok büyük. Ya zaten 95'te girmişti de orada çok büyük girdi ve birçok oyunun telifini aldı. İşte ne bileyim Witcher'ın bile board game'ini onlar yaptı ama hani hiçbir işe yaramadı. Oyunlar kötü oldu. Oysa ki buradaki ise Game of Thrones gayet iyi bir oyundu. Battlestar Galactica çok iyi bir oyundu. Lord of the Rings çok iyi bir oyundu. Gerçi War of the Rings iyiydi. İşte Doom'un board game'i kötüydü ama işte iyi oyunları kötü oyunları vardı ama bir yerde çok iyi girdi. Ve şu anda birazcık kötü bir şekilde devam ediyor. Fantasy Flight Games de bu işin farklı bir noktaya taşımış oldu. Şimdi şuradan gidecekse bu Landlord's Case. Bu Katan zaten hani biliyorsunuz. Az önce de bahsettik. Türkçe'ye de çevrildi. Burada hani yeri gelmişken söyleyeyim. Neo Toroy Games biliyorsunuz. Enes çok fazla uğraşıyor. Türkçe oyunları çevirmekle ve dağıtmakla. Bilmeyen varsa bilsin. Bu oyunların çoğu artık Türkçe'ye çevriliyor. Bu Spiel'den bir görüntü. İşte 2011'den beri yapılıyor. Son data 2019 malumunuz. İşte 50 farklı ülkeden 209 bin kişi katılmış. Buraya can da gitti. Ya bizi Türkiye'den kafile gidiyor bu arada. Bayağı bildiğiniz kafile insan gidiyor yani. Hani. Alışveriş yapıyorlar, geliyorlar. Board Game Enthusiast diye bir grup var. Bu grup birçok yerde faaliyet gösteriyor. Hatta böyle bunlara da reklamını yapayım birazcık hani bilin diye. Hani after corona şey olur. Korona sonrası bilmiyorsanız bilin gidin. Bu insanlar işte bir gün Beşiktaş'ta Pegasus'ta oyun oynuyor. Bir gün işte Kadıköy'de Goblin'de oyun oynuyorlardı. İşte bir Beylikdüzü tayfası var. Çok büyük bir komünite. Buraya da beraber gidiyorlar. İşte o dönem Canan Tepe bir oyun yapmıştı. O da şurada mı? Evet, Incorporated. Incorporated'ı yapmıştı. Orada mesela tanıttı. İyi, çok inanılmaz feedbackler aldı. Ve ürettiği bütün Incorporated'leri mesela bitirdi oyunları. Ve bir daha basmadı. O da işin dezavantajlı kısmı. Türkiye'de ihtilal var. Zeki'nin yaptığı, Tunca Zeki Berkurt'un yaptığı. Bu da bir Sinan'la beraber yaptılar. Ufak bir Kickstarter'da yapmışlardı hatta. Çok minördü hedefleri ki bayağı üzerine çıktı. Ve oyun da gayet güzel oldu. Hem Türkçe hem İngilizce basıldı oyun. Sonra yeni oyunları da çıktı. Yani Türkiye'de de bayağı bir şey oluyor aslında. Türkçeleştirme olduğu gibi bir yandan üretim de var. Hatta yakın zamanda yeni bir oyun daha çıktı. Yine Neo Toroy Games destekledi. Hatta Devrim şey yaptı. Devrim Kunter ve iki kişi daha. Tabii ben Devrim'i tanıyorum. O yüzden onlar adı aklıma geliyor. Görsellerini onlar yaptılar. Daha önce de oyun mühendisi var. Şahin Yalabık şimdi Wargame'de, şimdi derken 5 yıl önce gitti Wargame'de bir departmanın başına geçti. Bence oyun konusundaki en büyük başarılarımızdan, kişisel başarılarımızdan bir tanesidir. Oyun mühendisi de bir kafe açtı. Orada FRP Magic, işte Warhammer falan oynanıyordu. Orada oyunlar geliştirdi. Bir Kurt Adam diye bir oyun yaptı. Arkası Elemental diye bir oyun yaptı. Bunlar çok limited üretildi. Bitti.
Ben de birer kopya var. Aradan alabildim. Çok da başarılı oyunlar. Özellikle Elemental çok başarılı bir oyundu. Kart oyunlarıydı bunlar. Sonrasında da Wargaming'e gitti. Gibi gibi. Yani Türkiye'den de birçok şey çıkıyor aslında. Sadece hani bir devamı gelmiyor gibi diyebiliriz. En devamlı şu anda galiba Zeki. Wargames'e geçiyorum. Wargames çok büyük bu da. Yani bunların hepsi birbirini tetikleyen şeyler. Zaten aslında kocaman bir resmi parçalarını veriyorum size şimdi. Hepsi bir arada birbirine gelecekler. Çünkü bakın ta Prusya 1780'e kadar gidiyor. Böyle sayılıyor en azından. Wargame dediğimizde minyatür var yani. Minyatür Wargames aslında. Ama Wargaming ve Wargames diye geçiyor. Bayağı bildiğiniz 19. yüzyıldan falan bahsediyoruz. Çünkü neden? Çünkü daha evvelden zaten kullanılan taktikler, savaş taktiklerinin kullanımıyla alakalı, onların figürlerinin kullanımıyla alakalı. İşte bir dönem kurşun askerlerin üretimi daha sonrasında oyuncak olarak. Ama figürlerin gerçek birlikleri temsil ettiği ve bu birliklerin işte komutanlar tarafından hareketleri ve taktiklerin verildiği bir dünyadan gerçekten bunun oyuna dönüştüğü bir dünyaya geliyoruz. Ama bunun işte kökenleri ta 1780'e kadar dayandığı düşünülüyor. Özellikle işte bu 1824'te yapılan şeyde de işte bu Kriegsspiel zaten Krieg savaş demek, war demek, yani Spiel de play demek zaten. Wargame'i üretmiş olarak sayılıyor. Arada bir Little Wars var. Gerçekten orada işte bu kurşun asker ekolü şeylerle oynanıyor. Ama ve lakin akabinde bunun hikayelerini de böyle bulabilirsiniz. Çok güzel anlatılır yani. 1955 yine. Yani ne oluyorsa tam o zaten başka bir konuya açar ama post-war yani 2. Dünya Savaşı sonrası ekolde hani biliyorsunuz dünya bir değişiyor. Ekonomi modeli bayağı bir değişiyor. İnsanlar ölüyor. İnsanlar öldüğü için kapitalizm tam aradığı şeyi buluyor. Her yerde üretim farklı şeylerin ortaya çıktığı post-war dönemi yani her anlamda etkiliyor her şeyi. Bu da onlardan bir tanesi aslında baktığınız zaman. Burada The War Game Digest bunun şeyini bulabilirsiniz. PDF'si var nette ilginizi çekiyorsa. Buradan başlıyor bir mecmua çıkıyor aslında. Ve bir community yaratıyor. Zaten burada aslında konuştuğumuz her şey bir noktada oraya da bağlanacak. Community olma haline bağlanacak yani. Topluluk olma çünkü kiminle ne yapacaksın, kim bu işten zevk alıyor, keyif alıyor diye yavaş yavaş büyüyecek. Sonrasında işte 1956'da olan olaysa dedim ya birçok kırılma birbirini takip edecek. Gygax'in yani aslında Chainmail'ı ve akabinde de AD&D'yi bulacak olan kişinin başladığı yer Wargaming sayılıyor. Çünkü Gygax gidip Tony Bett'i görüyor. Bir convention'da görüyor. Yahu bu nedir diyor. Adam anlatıyor. Bu var, şu var, bu var falan diyor. O diyor ki abi bu süper bir şeymiş deyip bildiğiniz Chainmail üretiyor. Biraz oraya da geleceğim. Chainmail ne? Chainmail bir wargame. Ama Chainmail üretildiği için 1974 yılında Dungeons and Dragons ortaya çıkıyor. Çünkü setting bir şekilde aynı. Ama minyatürler yerine bizler devreye giriyoruz. Bizlerin hayal gücü devreye giriyor oluyor. Aradaki fark bu olacak. Efendime söyleyeyim. Sonrasında tabii bu Siege of Bodenbrook falan filan gibi acayip acayip şeyler çıkıyor. Çok büyük o. Ona da bir bakın. Görün. Her şeyin görselini koymadım. Ama bizim için Wargaming'i, Wargame yapacak olan esas hani her hani kapital şey anlamda da yani kapitalist anlamda da Games Workshop'un, yani aslında ilk başta White Dwarf dergisinin mecmuasının, yine onlar da çünkü şey olarak ortaya çıkıyorlar. Önce bir komünite yapmamız lazım abi diyorlar. Çünkü İngiliz menşeli. Amerika'ya gidiyorlar işte. Dergi yayınlıyorlar diyorlar falan. White Dwarf hala çıkar. Dergisini yayınlayıp akabinde Games Workshop ortaya çıkıyor. Games Workshop bilmeyenler şu anda hala var. Warhammer franchise'ının sahipleri. Birçok farklı şey de yapıyor ama aslında hani şeyle biliniyorlar. Warhammer Fantasy artık Age of Sigmar oldu tabi. Ve Warhammer 40K ile bilinen firma. Hala aktif yoluna devam ediyor. Ve buradan da modern benim diyebileceğim aslında modern ana kural kitapları olan ve çok detaylı kural kitapları olan, çok fazla ırkı olan, çok büyük bir lore'u olan, dünyası olan bir konsept ortaya çıkıyor. Ve o da Warhammer. Tabi akabinde birçoğu var. Yani
farklı ölçeklerde farklı işte. Ne bileyim, Napoleonic War var. Çok küçük ölçekler mesela. Efendim söyleyeyim. Frames of War diye İkinci Dünya Savaşı temalı bir war game var. Bambaşka ölçekler. Böyle böyle bir dolu war game çıkıyor. Bakacak olursanız yani şu anda war game Google'ladıysanız mesela karşısına o kadar çok örnek çıkacak ki bunlar aklıma gelen popüler olanlar sadece. Tabii dediğim gibi Warhammer en önemlilerinden bir tanesi. Böyle bir dolu hani gözünüzde ne zancanlarsan şeylerin olduğu, birimlerin olduğu, bu birimlerin hepsinin birer puanının olduğu, iki tarafın belli miktardaki puanı, eşit puanlı orduları birbirle çarpıştırdı. Yani ben bu da şeyde çok kullanırım. Karmaşık oyun mekanikleri dersimde tek sadece altılık yani tavla zar dediğimiz zar kullanıyor oyun. Sadece bir zar kullanarak nasıl kocaman bir oyun kural sistemi yaratırsınız isimli örnekte. Bayağı da kafa karıştırır yani. Muhteşem bir örnek bence. Bu da bir örnek yakın zamanda çıkıyor. Yani yakın zamanda 2 yıl oldu ama ne kadar detaylı figürler, hobicilik oldu, ne kadar detaylı bir figür olduğunu, Arkan isimli figürlerden bir tanesi. Hani ne boyutta olduğunu göstermek adına böyle bir naçizane örnek figürler ve boyamalarla alakalı. Diyorum buraya kadar soru var mı? Oradasınız değil mi? Ben böyle çünkü hiçbir şey görmüyorum ya şu anda. Tek ekranım bir de, ikinci ekranım yok. Bir yerde bir şey oluyor mu, olmuyor mu? Bir soru, bir şey var mı? Böyle bastım gaza, basık tuttum tuşa anlatıyorum ama. Yok gibi hocam. Hani soru kanalımız aktif zaten chatte. Ben bakıyorum orada. Okey. Tamam. Hani hatırlatmışlayayım yani arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa seminer soruya da yazabilirsiniz. Olmadı ben okurum. Olmadı Ertuğrul Hoca'ya söyleriz. Tamam olur. Alright. Devam ediyorum. Bu çok büyük. Benim için de çok büyük. Bir de şey korkutucu olan kızım hızlı hızlı geçmeye çalışacağım burayı da. Rol yapma oyunları yani ya böyle çok büyük ya gerçekten. Her yerden çekilir, her yerden ayrı eklenir ama bizim için önemli olan bu LARP'larla başlayan yani bir LARP dönemi de var. Efendim söyleyeyim yani live action role play yani bilmeyenler için de anlatalım. Tabii kıyafetlerin giyip rollerin hani masa üstünde oynanan deneyimin kıyafetler giyip yapılan hali. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu bir Eskişehir tayfası vardı. Ben de bir erişimdeydim. Onlar bayağı bir ilgileniyorlardı. Ama dünyada çok büyük versiyonları var. Yani tabii bu da reacting'den geliyor. Çünkü reacting çok yani olan bir şey. Mesela şeyde Amerika'da bu Amerikan İç Savaşı reacting'leri işte 4th of July kutlamaları falan çok olur biliyorsunuz. İnsanlar giyinir. Güneyli kuzeyli kıyafetlerine giyilir. Şey yaparlar falan. Ama Avrupa'da acayip arkadaşlar. Yani Rönesans fair'lar var. Olan Rönesans Fair'ları üzerine eklenen bayağı bildiğiniz devasa işte olan savaşların yeniden canlandırılması olan versiyonları var. Warhammer tayfasının ayrıca yaptığı bir tane var. Sadece bayağı giyiniyorlar, boyanıyorlar. Böyle acayip emekler harcanıyor. İşte World of Warcraft için yapıldı böyle bir campaign yapıldı. Bayağı uzun sürdü. Bir de düzenli olanlar var. İşte 2 hafta falan binlerce kişi çadır kuruyor bir araya geliyor ve olan bir hikayeyi oynuyorlar. Ne olur Google'latın böyle ya, inanamayacaksınız göreceklerinize. Böyle bir LARP ekolü zaten var. Yani bu 70'lerde olan bir şey LARP zaten ister istemez farklı şekillerde. Şu anda bizim bildiğimiz anlamda değil belki ama hep bir reacting hali var. Tabii işte 71 az önce dediğimiz gibi Chainmail. Gay Rex tarafından ve Jeff Perrin tarafından ortaya çıkarttılar ama 74 Dungeons and Dragons bildiğiniz üzere Tolkien dünyasının esinleniyor. Pen and Paper Game deniyor buna çünkü kağıt kalemle oynanıyor. Yani karakter sheet'im var işte kalem kağıt lazım bir de zar lazım tabii ki de yani. Gary Gygax ve Dave Arneson'ın olduğu bir etkinlik. Şimdi ilk başta aslında kendileri başlıyorlar. Farklı bir dağıtıcıdan çıkıyor. Sonra öyle olmadığını düşünerek TCR'ı kuruyorlar. Yani Tactical Studies Rules. Sonrasında TCR, ben anlatıyorum ama bunları umarım akıllara tutacağız. TCR, çünkü hepsi birleşecek. TCR, 99 yılında Wizards of the Coast tarafından satın alınıyor. Wizards of the Coast da aslında 95 yılında Magic the Gathering'i üreten firma. 93 yılında, pardon. 93, 95, 93. Richard Garfield'la beraber. Ve 2000 başında da Hasbro Wizards of the Coast'u aldığı için şu anda her şey Hasbro'nun elinde. Unutmayın ki Monopoly de Hasbro'nun elinde. Bambaşka bir storyline var. Yan tarafta giden bir hikaye var yani. Velhasıl buradan
Tabii Tactical Studies Rules yani TCR aynı zamanda şunu yapıyor. İlk başta kendi kitaplarını yani kura sistemlerini, oyunlarını üretip satıyor. Ama ve lakin özellikle 80'lerde bu ya bilen bilir hani sci-fi ve high fantasy'nin zirvesi 80'lerdir genelde. Yani en yukarıya çıktığı andır. Yani edebiyat olarak diyelim özellikle. O dönem şimdi ne kadar var kısırız bilmiyorum ama Dragonlance yani Ejderha Mızrağı diye Türkçe çevrildi. Forgotten Realms, Unutulmuş Yerler diye Türkçe çevrildi. Yani işte Rhea Salvatore, efendim söyleyeyim Margaret Vestra Sigmund, başka Ravenloft. Yani TCR kendi bünyesinde bir anda high fantasy literature üreten bir yer oldu. Bunu destekleyen bir yer oldu ve insanları destekledi ve o ara deli gibi kitap basıldı. Mesela ben bunu her zaman her anlatımımda da söylerim. İşte mesela ben şey sevmem. Nedir o? İşte ejderhalar ve şey neydi? Khaleesi. Söyleyin ne olur ya. O kadar sevmiyorum ki. Game of Thrones. Game of Thrones sevmem. Çünkü neden sevmiyorum? Çünkü benim için tamamen copy and paste bir ürün, product yani. Tabii helal olsun yapabilene. Adam muhteşem bir şekilde şey olmuş, yapmış. Harika yapıştırmış her şeyden. Neden? Çünkü bunların yani Game of Thrones anlattığı hikaye zaten çok önceden olan hikayeler olduğu gibi bir de zaten o ya şöyle düşünün arkadaşlar. Dragonlance'in sadece 200'e yakın kitabı var. Forgotten Realms'in 200'den fazla kitabı var. Forgotten Realms'in son üçlemesinin son kitabı 2020 Haziran'da çıktı. Bakın yani yazılmamış şey olmayabilir gerçekten. Yani yüzlerce kitaptan bahsediyorum. Anladınız mı? O yüzden çok büyük bir database var orada zaten. Bunların patlamasına bu TCR çok ön ayak oluyor. İşte TCR bunu yaptığı için de akabinde sürekli bir high fantasy literature oluyor ve akabinde üretilen bu advanced D&D'ler, işte D&D second edition, third edition, 3.5, 4 ve 5th sürekli hayatlarımızda olmaya devam ediyor. Artık tabii 5th'in olduğu yerde ne yazık ki Game of Thrones ekolü devreye giriyor ama özellikle 80-2000 olan dünyanın hala ekmeğini yiyoruz gibi düşünebilirsiniz bu açıdan. Bunlar hani gerek zaten rahmetli oldu. Devanesi'nin hala hayattadır. Chainmail'ın ilk sayısı şu anda da inanılmaz bir rakam. Tabii hani keşke sahip olabilsek. Players Handbook'un ilk edişini ve Players Handbook'un son edişini. Bu ekol hiç değişmedi. Hep 3 kitap. Players Handbook DM's Guide. Atlar değişti birazcık da sonuçta ama second edişinden sonra hiç değişmedi. Players Handbook DM's Guide ve Monsters Manual olarak. Tabii ondan sonra bu işi para yaptığını bulup daha çok Monsters Manual çıkartılan bir 4 edişin dönemi var. Gibi. Şimdi ikinci noktada dijital CRPG diyoruz. Computer Role Play Game. Digital Role Play Game. Genel bilgi olsun bilmiyorsanız da hani işte Witcher nedir? ARPG, ARPG. Neden? Çünkü Action Role Play Game. İşte Baldur's Gate 3 CRPG. Divinity CRPG. Neden? Çünkü Computer Role Play Game. Neden? Çünkü aslında ilk defa Baldur's Gate ile bütün kural sistemi yani D&D'nin sunduğu pen and paper, tabletop, masa üstündeki kağıt kalemle oynanan ana zarı 20'lik zar kullanan ve belirleyici diğer zar faktörleri olan kural sistemi ilk defa Baldur's Gate'li kullanıldığı için bunlara CRPG adı veriliyor alt janr olarak. Bilmeyenlere de naçizane bilgidir. Burada yine 80'lerde Ultima ile başlayan macera var. Hani Ultima devreye giriyor. Wizardry devreye giriyor. Dragon Quest devreye giriyor. Zaten Dragon Quest'i takip edenler varsa hala Dragon Quest etrafta var. Ultima'nın online server, yani Ultima Online'ın, bunlar farklı oyunlar tabii. Ultima Online'ın hala açık serverı var. İlgilenen varsa. Final Fantasy niye 2013 yazıyordu onu anladım ama hala devam ediyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Gibi. Tabii bölündü. Yani Doğu ve Batı RPG'si olarak bölündü. Bu özellikle de dijital tarafta ortaya çıktı. Şimdi Final Fantasy tamamen JRPG. Niye J? Çünkü Japanese RPG oldu. Bambaşka bir ekol yarattı. Hani bir noktada aynı anlamda olmasa bile American Comics ile işte manga arasındaki uçurum gibi bir uçurum olmaya başladı yani. Gibi tabii bizim için dediğim gibi önemli olan yıl 98. Çünkü 98 aslında Pool of Radiance falan da öncesinde ama tam olarak sistemin devreye girmesi Baldur's Gate oluyor. Şimdi birazcık geriye gidelim. Baldur's Gate nerede? Bilen var mı?
Böyle şey diyecek. Adana'nın şey kenarında. Baldur's Gate nerede olduğunu biliyor musunuz fantasy fiction olarak? Okey. Biri söyleyecek. Hatırlayamadım hocam ya. Okey. Baldur's Gate Forgotten Realms'ta. Yani az önce anlattığımız TCR'ın ürettiği roman serisi olan Unutulmuş Diyarlar diye Türkçe'ye çevrilen Rhea Salvatore'un yazdığı roman serisinin adı Forgotten Realms. Baldur's Gate de oradaki bölgelerden bir tanesi. Şimdi zaten böyle bakmaya başladığınız zaman bir takım şeylerin çok da şans eseri olmadığını ortaya çıkıyorsunuz. Yani 70'lerde bir film ortaya çıkıyor. Yani ta nereden geliyor bakın. Yani bir reacting bir yerden geldi. Wargaming bir yerden geldi. Board game bir yerden geldi. Bu 2. Dünya Savaşı sonrası bir şeyler oldu orada. Bir birleşmeler oldu. Bir komüniteler yaratılmaya çalışıldı. O bir mecmua bastı. Bir iki tane convention oldu. Ondan sonra TCR diye bir yapılanma ortaya çıktı. FRP de yani daha FRP diye bir şey zaten kimse FRP demiyor Türkçe. Türkler var işte. RPG diye bir şey ortaya çıktı. Masaüstü rol yapma diye bir şey ortaya çıktı. Ve gelişen teknolojiyle beraber birçoğu ki hani 90'ların başında Menzo Berenzan diye de bir oyun vardır. Menzo Berenzan da yine şeyin Drizzt Do'Urden karakterinin yani Forgotten Realms'in unutulmuş diyarlardaki yerlerden biridir. Menzo Berenzan. Karanlık Elflerin yaşadığı yer. Zaten Baldur's Gate 3 oynadıysanız betasını görmüşsünüzdür ilerlediyseniz. Orada yine Menzo Berenzan var. Gibi bir dünya. Hani bu da orada. Şimdi bir bakıyorsunuz her şey bir araya gelmiş ve 98 yılında bir dijital oyun çıkıyor. İzometrik kamera açısı kullanıyor. Çok güzel gözüküyor. Ki bugün biliyorsunuz Enchant Edition'lı yapıldı işte bir 5 yıl önce falan. Enchant'la beraber yine harika gözüküyor bence. Hatta üretilen işte Divinity 2, Baldur's Gate 3 bunlar bile hala aynı kamera açısına yöneliyorlar. Ve birçok insan tarafından beğeniliyor. Bir oyun çıkıyor ve ta 70'lerde üretilen bir oyun kura sistemini alıyor, dijitalleştiriyor ve kura sistemini aynen koyuyor ve aynı firma tarafından yazılan romanlardan bir tanesinin içerisindeki bir hikayeyi anlatıyor. Şimdi şöyle düşünün. Baldur's Gate çıktığında benim jenerasyonum delirmişti. Çünkü neden? Çünkü düşsene. Yani ben okumuşum zaten işte 50 tane Forgotten Realms kitabı, işte 100 tane Dragonlance kitabı. Hayatım, ömrüm onlara adamışım. Bunun oyunu çıkıyor. Roleplay game diye bir şey var. Bunu oynamaktan muazzam haz alıyorum. Bütün kural sistemleri dijital ortama taşımış ve bana bir hikaye sunuyor. Ha, bu ya bu muhteşem bir kırılma. Ve işte Baldur's Gate 2 de tam olarak 2000'de bunu AU'ya taşıdı. Ama sonrasında zaten bu arada bu Ultima 1 hani neyden bahsediyoruz diye konuşacak olursak birazcık ilkel tabii. İşte Dragon Quest bunlar Wizard'ı. Bu Wizard'ın tabii şey olarak 3 boyutlu olduğu gözüküyor şurası tabii. Efendim söyleyeyim. Tabii Baldur's Gate 2. Ya zaten şurada gözüküyor. Save vs. Spell işte şu kadar damage alındı, bu kadar şey oldu falan. Bunu açtığınız zaman arka tarafta şeyde gözüküyor. Rollenen dice'ler gözüküyor. Zaten space'e basınca oyun pause oluyor ki işte oturda kim ne yapıyor hareketlerini anlık olmuyor her şey. Yani işte bunu kestedecek, bunu kestedecek gibilerinden bir şey. Bir sistem. Ha tabii yani sonra ilerliyor da mesela Neverwinter Nights 2 bence çok önemli. Neden? Çünkü o zamana kadar bütün oyunlar işte şey kullanıyordu. Second Edition kullanıyordu. Arada Neverwinter Nights bir tek Third Edition'ı kullandı. Oysa ki genele baktığınız oyunun en çok seven edition'ı 3.5 edition'dır. 3.5 edition'ı kullanan bir tek oyun Neverwinter Nights 2'dir. Ve bu da aslında şeyi gösteriyor. Hani ne kadar basılı yayının dijitali takip ettiğini ve sürekli bunu ürettiğini gösteriyor diyebiliriz. Tabii aslında bütün bu anlattıklarımız da community algısına geliyor. Şimdi bunların da aslında olan konusu akademik çalışmayla ilgili komünite hali. Yani Habermas'tan gireriz, bambaşka bir yerden çıkarız tabii ki de yani konu komünite olduğu zaman ama özellikle bizim yaşadığımız ortamda bütün bu oyunlar, dedim ki bak hala bir kısmı da kadar bir kısmı saymadım bile. Yani bu tabletop opera game, digital opera game, board game'ler, card game'ler böyle değinmedim bile, o bile çok büyük bir vakit. İşte high fan design, sci-fi literature gibi ve FRP kafeler Türkiye'de olan bir şey. Bu arada ilginçtir. FRP kafe kavramı artık zaten sizin jenerasyonunuza denk gelmedi. Biz öyle büyüdük. Çünkü 2005'te hepsi ortadan kalktı. Yaşı yatan varsa tabii ki de biliyordur. Ama bu yıl üniversiteye giren birisi bilmesi pek mümkün değil yani. Şu anda abi oyun kafe modeli söz konusu.
Çünkü FRP artık öyle oynanan bir şey olmaktan çıktı anladığım kadarıyla. Bu kültür başka bir yerde yok arkadaşlar. Komünite, yurt dışının komüniteleri hep conventional üzerine kurulu. Ama bizde bir FRP kafe kültürü var mesela Türkiye'de. Hep böyleydi işte. 97-2005 işte Kamer vardı, Sihir vardı, Saklıkent, Tılsım, o Geçit, o bu derken bir anda her yerde işte Ankara'da Oversoul falan her yerde kafeler oldu ve kafelerde bir araya gelen insanlar oldu. Bu da bir komünite ortaya çıkarttı. Aslında yapılan şeyin az önce dinlediğiniz anlattığım şeylerden Türkiye'de pek bir farkı yok. Sadece bu kültür bizde olmadığı için biz kültürü aslında alıp kendimize doğru yorduk ister istemez. Yani bir batı kültürü geldi. Burada biz onu kendimizce nasıl söylerim enzimledik bir şey yaptık. Ezdik büktük ve bu versiyonuna çevirdik. Ve uzun bir sürede gitti. Zaten 97-2005 mesela şu anda dijital oyun tasarım bölümünün olmasının sebebidir bence. Bu dönem yaşanmasaydı Türkiye'de özellikle İstanbul'da bu kafeler olmasaydı, bu mekanlar olmasaydı, buralarda gelen ürünler satılmasaydı, o ithalatlar olmasaydı bugün benim ders verdiğim bölüm ve alan Türkiye'de belki de olmayacaktı bile. Demek o ki bir komünite hafızası var. Bu da hani oyun çalışmalarının özellikle ülkemizde çok iyi temelleneceği yerlerden bir tanesi. Yani birlikte olma hali. Sizin şu anda yaptığınız şey de öyle. Hepimiz işte ben de zamanla benim de kulübüm vardı. Kendim kulüp kurmuştum. Kendim ettiğim bir komünite vardı. O komünite aslında başka bir komüniteye de bağlıydı gibi. Bunların hepsi kendi içerisinde kendi bağları olduğu gibi işte bazen çok sivrilebiliyorlar. Bu da bence ilginç yanı. Mesela Türkiye'de var. Türkiye'de kart oyunlarında Magic oynayanlar Yu-Gi-Oh oynayanlarla hiçbir alakası yok genelde. Ya da Yu-Gi-Oh oynayanların Magic oynayanlarla bir alakası yok. Ya da işte birisi aktif Magic oynuyorsa ya belki bir iki board game oynuyordur falan. Böyle bir farklı bir yapılanma söz konusu. Ama genel olarak bir beslendiği şeyler azaldı. Mesela bir dönem bu komüniteyi ve literatürü tamamen edebiyat besliyorken şu anda edebiyat yok ortada. Yani en azından eskiden olduğuna alakası yok. Mekanlar azaldı. İşte Pegasus var Beşiktaş'ta. İşte Goblin var Kadıköy'de. Efendime söyleyeyim. Grimdark var hocam Kadıköy'de. Geldi. Grimdark var. Yine Sarp'ın dükkan. Efendime söyleyeyim Kadıköy'de. İşte bir ara sığınağı açtı kapattı bizimki şeyde Bakırköy'de. Bir yıl açık kaldı. Gibi gibi yani mekanla ilgili, tüketimle ilgili bir değişim var. Yani komüniteler gelişiyor ama dünya gelişiyor. Yani bu tabii şimdi tutta COVID'e bağlamayacağım ama ister istemez bakın hepimiz buradayız. Online'ız. Ben normalde geçen yıl olsa oraya gelmiştim. Orada konuşuyordum. Orada beraber bir şey yapıyorduk. Ama şimdi buradayım. Dijital bir yerde de anlatabiliyormuşum demek ki falan. Ya dijital komüniteler oldu. Bu da aslında bambaşka bir konuşma başlığı bence. İşte Virtual World ekolüyle alakalı. Online dünyanın tekrardan, online oyun dünyasının tekrardan gündeme gelmesiyle alakalı. Çünkü o da bir komünite. Orada bambaşka bir algı var. Buraya yazmadım. Dedim ya hani çok fazla konuşacağım şey var. Çok fazla konu konulaşacağı şey var. O yüzden bayağı benim için böyle bir sınırlamam lazımdı. Böyle sınırlayabildim. Ve akabinde tabii bunların komünite olduğu için komünitenin getirdiği bir oluşturduğu bir saha var. Ortaya saha girdiği zaman da çalışma alanı ortaya çıkıyor. Ve hani bu çok uzun anlatımını da bitirmeden önce de bazı böyle sahayla da ilgili size hani araştırma alanıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu Homo Ludens'in son baskıdan bir tane zaten bahsettim. Jesper Juul'dan yani Half-Real'dan zaten bahsettim. Gördünüz ondan sonra. Böyle alanla ilgilenenler varsa bu Routledge Companion bunu almaya paramız yetmiyor galiba şu anda ama bir kütüphane aracılığıyla elde edilebilecek olan bir kitap. İçinde muazzam bir içerik var. Ya çok acayip yani. Hani büyük uzun da bir kitaptır. Game Studies'i böyle başlamak için bu üçü bayağı fundamental, çok önemli olmazsa olmazlar gibi düşünebilirsiniz. Tabii mesela naratif alanında, ben naratif dersleri veriyorum. Sadece anlatı bilim üzerinden gidiyor. Bu kitaplar çok değerli. Hani bu işte hikayenin nasıl olacağından, nasıl ilerleyeceğinden, nasıl işte climax'e gideceğinden, işte karakter development'ından ya işte siz söyleyin her şeyin barındıran kitaplar. Bu üçü de bence zaten her şey. Amazon'a gidip birisine baktığınız zaman diğerlerini zaten size suggest edecek. Hani ki bayağı da kitap var. İşin hem narratif hem culture kısmına geliyorsanız bu Design and Dragons
Ben doktora tezine çok ilerlendim. 4 kitaptı, 5. çıktı galiba. Decade'lere, 10 yıllık periyotlara böldüler böyle. Hepsi var, hepsini bulabiliyorsunuz. Çok bilinmeyen bir yayın evinden basıldı ama inanılmaz bir içerik var içinde. Yani hani böyle FRP, D&D, bu ekolü, hani roleplay dünyasını seviyorsanız ve akademik gözle bakmak istiyorsanız ve kaynakça arıyorsanız bu The Kaynakça bu seri. Bu Gary Gygax'ın şeyi kendi üzerinden yapılan bir böyle biraz röportajlar da var. Empire of Imagination çok güzel bir kitaptır. Bir benzerinin Magic the Gathering'le alakalı olan versiyonu var. Bunlar hani yine biraz daha işin hani evet biraz narratif var ama kültürel tüketimiyle de ilgileniyorsanız bu kitaplara bakmanızı tavsiye ederim. Tabii tamamen roleplay game'e odaklanacaksanız ya şu Transmedia Foundation Routledge'in yine çok pahalı bir kitap. Ama inanılmaz bir bakış açısı sunacaktır. Akademik çok böyle saf akademik bilgi istiyorsanız bu kitaba bakın. Çok aklınıza bile gelmeyecek başlıklar var içerisinde. Çok güzeller. Diğer ikisi çok daha pratik. Hatta benim böyle argümanlarım olan da bir dolu chapter var ama özellikle şu identity konusunun işlendiği The Function of Roleplay Games bence çok güzel bir kitaptır. Bunların içlerinde hep bir dolu farklı chapter var. Tek bir yani başlık bu. İçerisinde bilmem kaç tane bölüm var yani anlayın. İlginizi çekiyorsa lütfen bunlara bakın. Tabi diğer bambaşka bir tarafta şey var. Feminist çalışma ve queer algı üzerinden çalışmalar var oyunlarla. Ben de elimden geldiği kadar yapıyorum. Bir tane yabancı yayınım hatta queer teori üzerinden yani. Özellikle bu Bonnie Ruberg'in şundan sonra bir tane daha kitabı çıktı. İlgileniyorsanız özellikle indie queer game developerlarla alakalı çok fazla şey var. Hatta 2013 yılında ilk defa QueerCon yapıldı. Oradan gelen buraya kadar giden inanılmaz oyunlar üretiyorlar. Çok basit gerçekten tabiri caizse çok ilkel ama anlatı değeri çok muazzam oyunlar üretiyorlar. Eğer feminist ve queer algıyla ilgili çalışmalarla ilgili merak ettikleriniz varsa da buralardan kitap kaynaklara bakabilirsiniz. Bu da bizim naçizane yakın zamanda Ekim'de piyasaya çıkan doçent doktor Babros Bostan Etölü'nün üstlendiğimiz konuşmamızın başında da bahsettiğim Türkçe kaynağımız. Çünkü Türkçe bizim bildiğimiz bir tane daha kaynak vardı. O da 2010 civarı falan basılmıştı galiba. Ondan evvel 2000 başlarında bir iki tane çok değerli çalışma var. Ama makale. Bir araya getirmiş bir derleme akademik bir kaynak yok. Olanlar akademik makaleler. Ve tabii zaman geçti aradan da. Update bilgi olması açısından. Böyle bir şeye kalkıştık. İşte Nobel yayın evinden çıktı. İlgileniyorsanız ve destek olmak istiyorsanız lütfen hani kitabımızı edinin. Dediğim gibi 18 yazar var. 14 tane bölüm var. Yani işte VR'dan çizgi romana efendime söyleyeyim işte oyun kültürünün birçok noktasına değinmeye çalıştık farklı yazarlarla. Hem akademik hem piyasadan insanların yazdığı bir dolu başlık var. Şimdi dediğim gibi yeni kitabımız da umarım önümüzdeki Eylül'e hazır olacaktır. Şimdi bölümleri topluyoruz. Diyorum ve thank you. Yani teşekkür ederim. Dedim ya konu konuyu bende çok açar. Böyle bir olabildiğince hem bir oyun kültürüyle alakalı genel bir resim çizmeye çalıştım. Hem de oyun çalışmaları alanına böyle bazı atışlar yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Ama ben bu konuştuğum her başlık hakkında bir bu kadar daha konuşabilirim. Zaten bu mevzularla ilgili birçok ders veriyorum. İşte oyun ve anlatı dersi, oyun ve kültür dersi, oyun ve felsefe diye bir ders açtık geçen yıl. O çok ilgi çekiyor. Ben de çok keyif alıyorum o dersten. Efendim söyleyeyim oyun haberciliği ve eleştirisi dersi. Yani işte şimdi yeni çok ilginç bir ders daha geliyor. Onu hazırlıyorum. Umarım o da olacak. Gibi. O yüzden şunu söyleyebilirim. Çekinmeden bu konularla alakalı bana ulaşabilirsiniz. Hani ben bitirmeden bunları sıralayayım da. Bana ulaşabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Hani kim ve nereden olduğunuzu söylediğiniz sürece bana uygundur. Beni her yerden ekleyebilirsiniz. Yine nereden ve kim olduğunuzu bana belirtirseniz. Bazen çünkü kontrol şey oluyor. Kontrol böyle bitiyor. Sosyal medya aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Maillere çok hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Discord'da da olabildiğince bakmaya çalışıyorum.
Durum bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Artık top sizde. Ben escape'e basıyorum. Bu menüden çıkıyorum. Hocam çok teşekkürler. Bence hani benim için de faydalı aslında. Sizi birçok kez dinlemiş olsam, hani oyun kültürü olsun, başka bir konularda da dinlemiş olsam da, hani Forgotten Realms'ın buradan nasıl geldiğini, nasıl etkilediğini bu kadar bilmiyordum yani. Çok teşekkürler. Hani benim gibi birçok kişi daha vardır. Sorulu olan arkadaşlar seminer soru kanalına yazabilirler bu arada. Ya da direkt bas konuş, galiba açık hala. Bas konuşarak da sorabilirsiniz. Nasıl şimdi, herkes kendilerini açmıyor mu ya? Ben çok sıkıldım. Tek başa boş ekrana bakıyorum. Hani bende de webcam yok hocam şimdi bilgisayarda. Okey. Ya ben her türlü şey yapabilirim yani. Ben şey rahatım yani. Cam açacağız, konuşacağız diyorsanız. Kemlik kişi sayısı fazla da bas konuş kaldırabilir insanlardan, daha özgürce konuşabilirler belki. Olur, kaldırılabilir. Tekrarı yayınlanacak, YouTube'da olacak. Hocam isterseniz size de linkini verebiliriz. Paylaşmak isterseniz. Olur, tabii ki. Şimdi size başka bir konu daha konuşsak mı şeklinde bir soru daha geldi. Hani ben direkt D&D'ye girerim de yani. Ben görmüyorum. Nereden geldi? Seminer genele yazıldı da hocam o. Ha, seminer genele bastım. Evet. Ben D&D'nin linkini attım. Özelden. Eyvallah. Teşekkür ettim. Ben de beğendim. Hızlı akıcıysa süper. Evet. Başka bir konuyla yapalım. Yani şöyle yapabilirsiniz. Yani ya düşünün. Oyun ve kültür dersi, şimdi daha evvel Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorken iki dönemlik bir ders, yani 28 hafta, hadi bunların vizesini filerini çıkar, nereden baksan 24 hafta başlık var. Yani 24 hafta anlatabilirim. Yani şey, yani syllabus hazır Nihal. Efendim söyleyeyim, farklı farklı başlıklar, farklı farklı konular var. Bunun hepsinde farklı boyutu da var. Yani bu arada evet, Nihal'in beğeneyim bir dakika. Nihal'i beğeneyim, şey garip oldu. Şey beğeneyim. Evet. Ed reaction kalps. Thanks you. Şu anda kayıt altında mıyız peki Uğur? Uğurcuğum. Yemin. Efendim? Olarak, evet galiba. Evet, okay. Şu an kayıt altındayız. Okey, tamam. Hani direkt gidip gömmeye gerek yok bazı kişilere. Yerlere. Basık tutuyorum değil mi tuşa sonra? Yani dediğim gibi içerik çok. Ben her zaman keyifle, vaktim olduğu sürece arkadaşlar elimden geleni yapmaya çalışırım. Şey bana daha komik geliyor hocam. Şimdi geçmiş tarihlerde aslında EA'in var olduğunu DLC'lerle. Ama yani yapacak bir şey yok. Yani var oldu. Şimdi kayıttayken bir şey söyleyemem ki. Yani olmaz çünkü. Yani oyun haberciliği bir ders, oyun eleştirisi ders. Hatta bugündü ders. Efendime söyleyeyim. Beklerim yani benim derslerim, yani merak ettiğiniz derslere dışarıdan gelen oluyor zaten. Katılım gösteren oluyor. Hani fizikselde de oluyordu zaten. Her zaman beklerim ya. Kerem'ciğim ben teşekkür ederim. Ne demek? Dedim ya, bunlar sadece görünen yüzü. Arkadaşlar yani o kadar arka planda şey var ki, combo var ki yani. Hani o oradan oraya gelmiş, oradan onu yapmış, o olmuş, bu olmuş falan. Ve hepsinin yani sonuçta Illuminati değil ama neyin nereden geldiğini bilmek çok önemli. Yani ya özellikle 2010 ve sonrası o kadar çok copy-paste tüketimde bulunuyor. Yani şöyle bir argümanım var ben bunu her zaman söylüyorum. Bu moda da öyle bir şeydir ya. Belli bir şey, benim bir tane şortum var. Böyle siyah beyaz fitilli. Tamam, ben böyle birazcık da işte skater falan giyiniyorum. Zaten skate yapıyorum falan. Hocaya yakışmayacak hareketler yapıyorum. Bir takım. Oyun oynuyorum, skate yapıyorum. Ne biçim de çok acayip. Öyle şortum var. O şortu 7 yıldır giyiyorum, tamam mı? Abi bu yaz mı? Geçen yaz birisi şey dedi. Aa, şortun çok güzelmiş abi, yeni mi aldın dedi. Abi diyor dedim, 7 yıldır var işte yani, 6 yıldır var. Ne oldu dedim. Abi işte çok moda galiba falan. Ne moda mı? Abi yani demem şu. Belli bir daire var arkadaşlar. Tamam mı? Dönüyor bu. Belli konularda. Her konuda değil.
Ben artık şeyden çıkarım yapıyorum. Nasıl ki bu kıyafette 60'lar yeniden moda, işte 70'ler yeniden moda falan diye bir ekol var ya. Ben onu birazcık şey gibi yorumluyorum. Aa, bence moda falan değil abi. Üretecek şey kalmadı. Anladın mı? Ya da olmadı yani. Yani üretecek şey kalmadı derken bir insanın vizyonuyla toplumun vizyonu kesişemedi. Olmadı yani. Hani o toplum oraya evrilemedi. Ya da o orada değil. Neden hala kot giyiyorsunuz? Neden hala kot giyiliyor? 1200 yıldır kot giyiyoruz mesela. Falan gibi. Ya benim üzerimdeki pantolon hikayesi de öyle ve oyun dünyasında bu çok sıklıkla yapılıyor. Oyun dünyasında bu çok bariz. Neden? Çünkü belli şeyler ısıtılıp önümüze seriliyor. Aynı oyun mekaniği. Bu kadar basit. Aradan 10 yıl geçiyor, bir jenerasyon atlıyor. Hop aynı oyun mekaniği yeniden piyasaya çıkıyor. Neden? Çünkü abi yeni bir jenerasyon geldi. O mekaniği hiç bilmiyor ve ona o çok yeni geliyor. Sırf yeni zannettiği için satın alanlar alsa bile yeter zaten bir firma için. Bizim şey sorusu da geldi. Forgotten Realms'dan favori kitabınız, çizgi roman öneriniz var mı? Forgotten Realms'dan mı? Forgotten Realms'ın ben sadece şey için okudum. Kötülemek için okumuştum. Sonra kaptırmışım. Çok okudum. Ben dev, yani küçük gene, yani o işte 16 yaşında falanken acayip şey fanboydum. Dragonlance fanboydum yani. Benim en iyi kitabım ilk kitaptı. Hatta çok şaşırmıştım. Yani ben deli gibi Dragonlance okuyorum. Böyle ilk Homeland, işte ana yurt diye Türkçe çevrildi. Homeland'ı bir okudum. Böyle dedim ki abi bu ne biçimmiş dedim. Bittim dedim ya, bu çok iyiymiş dedim. Zaten çok o kadar sürdü. Yani sonrası o kadar kötü ki yani. Hani o işte Exile falan filan o kadar kötü kitaplardı ki yani hemen kendime geldim. Sağ olsun Salvatore. Hiç yormadı beni yani hızlıca. Ya Salvatore çok power playci şey, kendi edebiyatında da. Ben onu sevmiyorum ne yazık ki. Ben hani epic storyline'ı okumayı seviyordum o dönem. Artık hiç sevmiyorum da o dönem onu çok seviyordum. Ama mesela FRP oynatırken ben hiç epic story oynatmadım. Hiç sevmem. Hiç böyle büyük karakterlerin gözükmesini falan hiç sevmem. Bana çok şey gelir. Yapay gelir yani. Hatta Baldur's Gate oyununda, ikinci oyunda bir yerde Solamnia şövalyeleri buluyorsunuz oyunda. Forgotten Realms'a düşüyorlar. Hatta o da şey teorisini orada kanıtlamış oluyorlar. Eskiden hani böyle şeyler pek bilinmezler. Yani internetin olmadığı bir dünya vardı ya. Hani hatırlayan var bilmiyorum ama Urban Legend vardı. Abi meğer Forgotten Realms işte Dragonlance aynı evrendeymiş. Oradan düşünce Ravenloft'a düşüyormuşsun falan gibi böyle hurafe forumlarda yazıyor var böyle falan. Onun doğru olduğunu şeyde kanıtlanmıştı resmen. Oyunda kanıtlanmıştı. Bu da ilginç bir crossover'dır kendi içinde. Solamnia şövalyeleri çünkü sadece şeyde var. Dragonlance dünyasında var. Forgotten Realms'te buluyordun. Peki ben bir tane sorayım hocam. Şimdi yazılı kaynaklardan işte Baldur's Gate'den bahsedince özellikle aklıma takıldı mesela. O kadar DM'lik yaptınız vesaire. Hani birçok deneyiminiz, bilginiz var. Underdark'ı sizce yapabilmişler mi hocam? Ne anlamda? Hani atmosfer olsun, düşmanlar olsun. Ha, neyden bahsediyoruz şu anda Underdark'ın? Baldur's Gate'in genel olarak hani bir video oyunu halinde Underdark hani zar zor halinde bir şey. Ama şeyde Baldur's Gate 3 çok iyi bu arada. Yani şu anda tabii beta'da. Ben hatta kısmı var da o yüzden hani geçen ay şey dosya konusu yazdım. Ben 10 sayfa Baldur's Gate 3 yazdım dergide, görmedin mi? Yakıştıramıyorum. Hocam alamadım. Alamadım ya. Ateş edip gider falan. yani bayağı Baldur's Gate 3 bug'lar düzeltildikten sonra, ki yani düzeltilecektir onlar çünkü düzeltilemeyecek gibi değil yani. Çünkü karakter uçup gidiyor bazen haritadan falan. O yüzden Baldur's Gate 3 benim tahminimden çok daha iyi. Ve en büyük korku Divinity 2 gibi olmasıydı. Divinity 2 gibi de değil. Bu açılardan falan bayağı muazzam yani. Divinity 2'de neyi sevmiştiniz hocam? Divinity 2'de bir şey sevmedim değil canım. Kendisi de şahsına münhasır bir oyun ama Baldur's Gate ayrı bir şey. Hani farklı oyun olmaları lazımdı.
Evet. O çok zor bir şey. Aynı firma yaptı ya. Lionheart yaptı ya. O zordu bence. Onu yapabilmişler. Yani Larian zaten Early Access'ten hep çıkarttıkları işler ürünlerini. Larian. Lionheart nereden çıktı? Ha. Hani ben de şimdi Divinity anca oynuyorum. O yüzden... 1 mi 2 mi? 2'ye hocam. Ha 2. 1 kötü çünkü. Evet. Hani bir de bir DM olarak mesela 5E'de hani şeye baktığım zaman Baldur's Gate'de hani implementasyon güzel. Hani değiştirmeleri gereken şeyleri de değiştirmeye özel göstermişler. Bunu zamanında Dragon Age'de yaptılar biliyorsun. Dragon Age based on 4th Edition. Çünkü 4th Edition Galaxy evet. üretilmiş en kötü kural kitabı şeysi. Daha kötü bir kurallar bileşeni yok dünyada neredeyse. Hani 5E düzgün çıkmasaydı D&D ölür diyenler de vardı. Ona bir şey söyleyeceğim. 4th Edition'dan sonra daha kötü bir şey yapamazlardı zaten. Bu bir. Daha kötüsü yok çünkü. Bir daha söylüyorum. Şahsen anlamaya gerek yok hocam bence o konuda. Daha kötü bir şey yok. Çünkü oradaki bug da şu oldu. Çünkü 2008'de çıktı 4th Edition. Orada şeyin gazına geldiler. WoW'un gazına geldiler. Yani WoW'daki yani aslında WoW'da değil de işte bu Lineage ve EverQuest'in getirdiği klasların oyundaki spekasyonu diyelim yani. Durduğu hal. Önde tank, arkada işte threat çekme, bana vur bana vur, bana vur diyene heal'lama ve işte bir yandan vurma. Bütün bunları yaparken de belli bir barı geçmemeye çalışma mekaniğini herkes çok sevdiğini düşündüler dijital ortamda ve bunun o zaman neden board'unu yapmıyoruz ki dediler. Herhalde Wizards of the Coast en büyük hisse kayıplarını o zaman yaşadı. Akılları kaçtı. Yani ve evet 5 böyle olmasaydı bitmişti orası yani. Şimdi dijitalleşmeye devam ettiğimizde şimdi Wizards of the Coast'un mesela D&D Beyond ya da 5th Edition'da çıkarttıkları ek kitaplar üzerine ek kitaplar. Vallahi, bu sizce sektöre iyi mi kötü mü? Bence iyisi kötüsü yok. Her zaman bir şey yapıyor. Git bak 2nd Edition'da çıkan yan kitaplara. Her klasın kendi kitabı vardı. Bende duruyor evde işte. Her klasın, Ranger'ın ayrı, Wizard'ın ayrı, Barbar'ın ayrı zaten klas kitapları var. Onun üzerine supplement doluyor. Ama o çılgınlık 2000 yılında 3'le başladı. Orada ayarlar bozuldu. Şimdi artık... Ya şu anda olması güzel yanı şu bence, çünkü toparlıyor. Çünkü 4 araya çok kötü girdi. Yani o şeyin falan olması, Ravenloft'un, Strat'ın falan, supplementlarının falan çıkartılması çok önemli yani. Oyun dünyası için önemli. Düşünsene oyun dünyasında vampir teması kalmadı. Yani Dracula'dan sonra yapılan en iyi vampir şeyi zaten Ravenloft. Ravenloft'un en son yazılan kitabı 98'de mi yazıldı? Bir yerde yazıldı. Unutuldu gitti. Okumadıysanız lütfen gidin okuyun yani. Ben Strat. A. Strat von Zarovich. Vampir teması seviyorsanız yani. Ve sonra işte şey geldi. Yani işte seveniniz vardır da ne o duygusal şeyler vampirler geldi. Yarı çıplak çocukların olduğu falan. Yani bütün dünyadaki segmentasyon birazcık değişti. Yani isim aynı ama ürün aynı değil. Yani bunlar çok tartışmalı konular tabii de. Vampir de vampir o değil abi yani. Şey bütün kitaptan linkini isteyenler de var. Oo şey en sonunda böyle şey yapıyorum değil mi? Librarian oluyor. Oğlum yayındaymışız. Link yok diyeceğim tabii ki de yani. Unofficial link var gönderiyorum mu diyeyim. Canlı yayın adam kaydediyor. Ve bir de şey hocam. Şimdi pen and paper'ın da dijitale kayıyor. Özellikle son bu Covid sağ olsun. Evet. Gelişimde arttı bayağı. Hani mesela Wizards of the Coast'un desteklediği D&D Beyond'da hani eskiden sadece player sheet vardı. Şimdi source'lar da var. Source'ların üzerine zar atma da var. Hani bir şey yok. Hani masamız yok. Öyle diyeyim. Sizce o nasıl olur, ne zaman olur ya da bu işte yaptıkları ilerletti mi? Bunlar benim verebileceğim cevaplar değil. Neden? Çünkü ben başka bir jenerasyona aitim. Anladın mı? Hani sen başkasına aitsin. Bir sonra gelen bu yıl üniversiteye giren farklı bir jenerasyona ait. O yüzden ben bunu canlı veremiyorum ne yazık ki. Bir şekilde yapacaklar ve bir şekilde beğenilecek. Neden? Çünkü zaten o kadar physical bir şey kalmayacak ki zaten tek opsiyon bu olunca olan şey buna dönüşecek zaten. Hani anladın mı?
zaten yoksa ne yapacaksın? Zaten PNP adam zaten basılı bir ürün üretmezse sen ne yapacaksın yani hani falan. Ya benim için çok zor. Ben çok muhabbet oldu. Abi yayın açalım, işte oyun oynat, yayın yapılsın edilsin falan. Ben görüyorum insanlar yaptıkları yayınları. Ya çok kötü canım, ben izleyemiyorum bile yani. Bırak yapmayı, izleyemiyorum. Ha denerim. Ya böyle gerçekten çok süper bir tayfa denk gelip denerim ama çok kötü. Bu zamana kadar hiç oynatmadım online. Çok garip geliyor bana. Ya çok işte dedim ya farklı jenerasyona aydın diye. Yani benim kodlarıma tutmuyor. Ya o hep beraber masada olacağız abi yani. Masada eğleneceğiz, güleceğiz, birbirimizin yüzüne bakacağız falan. Bu böyle bir şey. Bu yüzden yok mu zaten? Bilmiyorum ki. O yüzden doğru kişi ben değilim. Bana sorarsan FRP dijital asla oynanmaz. Cevabım bu olur. Ama bu doğru bir cevap olmayabilir. Ki büyük bir ihtimalle doğru değil galiba. Yani bugün şimdilik konuşmamız için teşekkür ederim. En azından yayını kapatalım hocam. Kaydı kapatalım. Okey. Sonra konuşmaya devam ederiz olmadı hocam. Ben güvenmem şimdi yayın kapatıldım açıldım. Görürüz hocam. Şimdi gelen herkese çok teşekkür ederim. İlk başta Ertuğrul hocam yani bu sunum için tekrar çok teşekkürler. Bu sorular için yani kültür açısından olsun, bilgi açısından olsun kendimizi geliştirmeye yardımcı oluyor bayağı. Çok teşekkürler bunun için hocam. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hafta sonu eğitimlerimiz var. Onu da tekrar hatırlatayım. Kayıt olmadıysanız olun. Gelen herkese teşekkür ediyoruz. En azından ben kayıt gitmiş olsun. Teşekkür edeyim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için, dinlediğiniz için, geldiğiniz için falan bu çok teşekkürler ya. Güzel. Güzel yolunuz için teşekkür ediyorum. Kaynak elden geldiğince paylaşırım. Şimdi şöyle bir telefonu ben de elime aldım. Twitter var ama yok. Onu da söyleyeyim. Twitter dünyanın benim için en garip yeri. Hiç anlamadığım bir yer. O yüzden oraya çok bakmıyor olabilirim. Sosyal medya deyip show yaptım ama evet. Öyle. Teşekkür ederim. O zaman biz gene muhabbeti devam edelim hocam. Hayır.